Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle rehber videomuzun ikinci bölümündeyiz. Burada size piyadenin mekaniklerini, aynı zamanda temel ve detaylarını anlatacağım. Aynı zamanda bazı trik, yani bazı özel taktikler vereceğim ki cephede daha iyi savaşabilirsiniz. Bu videoyu izledikten sonra gerisi size kalmış, pratik yapmakta kalmış. Pratikle bunları tabii ki de geliştireceksiniz. Oynadıkça öğreneceksiniz. Bu oyun biliyorsunuz bol bol öldüğümüz bir oyun. Neyse, zamanımı fazla uzatmaya gerek yok. Hadi videomuza geçiş yapalım ve size temelleri göstereyim. Şimdi en başta kameraya yön vermekle başlayacağız. Mouse'un orta tuşuna basılı tutarak sola veya sağa çevirerek kameraya yön verebiliriz. Bunu kullanmamız çok önemli. Bazen düşman köşede olabilir ve göremeyebiliriz. Bazen de köşede olamayabilir, farklı yerlerde olabilir. Düşmana böyle bakarak saldırmak sizin için her zaman bir avantaj. Eğer klavye kullanmayı daha çok becerebiliyorsanız nokta veya virgül tuşuyla da bunu yapabilirsiniz. Kameraya yön vermek çok önemli. Onun haricinde kameranın açılarını şöyle değiştirebiliriz. Oyunda sadece iki türlü kamera açısının değiştirme var. CTRL tuşuna basılı tutarak mouse'un orta tekerleğini ileri veya geri yaparak oyunun sinematik modundan yararlanarak kamera açısına yön verebiliriz. Yine aynı şekilde orta tuşa basılı tutarak. Bu şekilde kameraya yön vermeniz çok önemli. Daha uzağa görebilmek için. Bunu unutmayalım. Sağ tuşa basılı tuttuğumuzda düşmanı en iyi nasıl rahat görebilirsiniz? Sağ tuşa basılı tutarak yukarı doğru oku çektiğimizde gördüğünüz gibi daha uzağa görüyorsunuz. Böyle düşmanı daha rahat görebiliriz. Kesinlikle sağ üst veya sol üst köşe yerine orta tarafı kullanın. Daha önceki rehber videolarımda sağ üst ve sol üst köşeleri kullanmamızdan bahsetmiştim. Ama maalesef oyun değişti. Piyade mekanikleri değişti. Yeni piyade mekaniğine göre şöyle sağ tuşa basılı tutarak yukarıya doğru eğim almamız lazım ki düşmanı daha rahat görelim. Daha rahat vuralım. Ardından kamerayı sürekli değiştirmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Ki rahat edelim. Yani mesela böyle ilerledik. Böyle ateş ettik. Sola doğru döndük. Aynı bir tarafa bakarmış gibi sola doğru ateş ettik. Bunu asla unutmuyoruz. Ve sağ tuşla nişanımızı aldık. Gördüğünüz gibi bir ok çıktı arkadaşlar. Sağ tuşla nişanımızı aldığımızda beyaz bir çizgimiz, beyaz bir okumuz var. Bu beyaz çizgi ne kadar uzarsa uzadığı yer kadar beyaz bir boşlukta oluyor. Şimdi bu beyaz çizgi içerisinde vurduğumuz tüm düşmanlar yere düşer veya vurulur. Vurması sayılır yani. Ama bu ok çıkan okta yani boşlukta eğer düşmana mermi gitmez. Bu tüfeğin menzilidir arkadaşlar. Her tüfeğin menzili farklıdır. Her tarımalı silahın da menzili farklıdır. Tüm silahların menzili farklıdır. Bazı silahlarda bu beyaz çizgi daha uzun olabilir. Bazılarında daha kısa olabilir. Şimdi şöyle ki bu beyaz çizgi dışında vurduğunuz insanlar düşünün ki %10 damage'liyor. Ama eğer bu beyaz çizginin içerisinde vurduğumuz düşman olursa %100 damage'liyor. Böyle düşünebilirsiniz. Yani 50 kere sıkmanız gerekebilir eğer boşlukta adamı vurmaya çalışıyorsanız. Ama burada 2-3 vuruşta düşürebilirsiniz. Her tüfeğin şeyi farklıdır. Mesela benim elimde Argent tüfeği var. Kolonyalıların esas piyade tüfeğidir Argent'i. Bu Argent'i 2 vuruşta düşmanı kanatır, 3 vuruşta düşürür. İlk vuruşunda da yavaşlatıp hasar verir. Böyle bir tüfek. Onun dışarısında sarı bir çizgimiz var gördüğünüz üzere. Bu sarı çizgi yüksekliği işaret eder. Mesela bu konteyner veya işte silo gibi benzer bir şeyin yüksekliğine bakıyorum şu anda. Böyle yukarı kaldırdıkça azimi yükseliyor, düşürdükçe azalıyor. Mesela eğer bu sarı çizgiyi böyle yükseltip tam buraya ateş etmeye çalışırsanız gördüğünüz gibi yukarıya doğru ateş ediyor. Böyle yukarıdaki tepedeki düşmanları vurabilirsiniz. Aynı zamanda mesela yaklaşalım buraya. Sağ tıkla nişan aldım. Kırmızı bir çizgi çıktı gördünüz. Bu kırmızı çizgi önümde bu şey olduğu için arkasını vuramıyorum demek. Eğer buraya ateş edersem gördüğünüz gibi mermi oraya değecek. Bu cephede bazen önümüze geçen tanklar veya piyadeler için önemli. Önümüzden dost piyade geçebilir. Dostumuza sıkabiliriz yanlışlıkla. Mesela cephede normal düşmana eğim alıyorken. Buna dikkatli olalım. Olabildiğince takım arkadaşlarımızı öldürmemeye çalışalım.
Olabildiğince kendi tanklarımızı sıkmamaya çalışalım. Yani bu düşman için de aslında kullanışlı. Bu kırmızı çizgiden hesaplayarak düşmanı vurup vuramayacağınızı anlayabilirsiniz. Mesela önünüzde bir düşman vardır ve arkasına doğru getirirsiniz böyle oku. Ok kırmızı olduğu için düşmanı vurabileceğini anlayıp ateş edebilirsin. Bu da bir taktiktir. Kırmızı çizgiyi kullanın bol bol. Ben tavsiye ederim. Benim en çok kullandığım mekaniklerden biri oyundaki. Bu kırmızı çizgi sayesinde çünkü düşmanı vurup vuramayacağınızı anlayabiliyorsunuz. Bir reload atalım. Aynı zaman içerisinde masum sağ tekerleğiyle tekrardan aim aldığımızda arkadaşlar görüyorsunuz bir imlecimiz var. Bu imleç hareket ettirdikçe büyüyor. Bu 4 tane işaretten çizgiden oluşan bir imleç. Bu genel olarak FPS veya bu tarz oyunların hepsinde olan bir imleç. Yani bu tarz oyunlar oynuyorsanız o imlecin ne işe yaradığını biliyorsunuzdur. İşte ateş ettiğinizde yükselir ve sekmesi artar. Ama düzken ateş ettiğinizde vuruş isabeti stabil kalır ve sizin daha çok işinize yarar. Peki bu vuruş isabetinin stabil kalmasını nasıl arttırabiliriz? Şöyle ki sürekli ateş ettiğinizde gördüğünüz gibi ayaktayken çok hızlı büyüyor. Ama C'ye basarsak, C'ye bastığımızda çömeliyoruz arkadaşlar oyunda. C'ye basarak ve tekrar ateş edersek biraz daha hızlı küçülüyor fark ettiyseniz ayaktaki halimize nazaran. Ama X tuşuna basarsak ve tam olarak yatarsak gördüğünüz gibi acayip hızlı bir şekilde şey oluyor. Acayip hızlı bir şekilde mermimiz bitti bu arada. Acayip hızlı bir şekilde ateş ediyor. Bunu kesinlikle uygulayın. Araziye göre yatabileceğiniz yerler vardır. Ona göre yatarak ateş etmeye çalışın. Ateş etmeniz ne kadar öyle hızlı küçülürse düşmanı vurma oranınız o kadar fazla artar. Mermi o kadar az seker. Bu kesinlikle çok önemli. Bunu kesinlikle kullanın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size cover almayı göstereceğim. Yani siper almayı. Buna oyunda oyun terimiyle beraber cover almak deniyor. Şöyle böyle trençler görebilirsiniz arkadaşlar oyunda. Trenç diyoruz bu hendeklere. Bu trence girdiğimizde böyle yakınlaştıkça trence bir tane kalkan işaretimiz çıkıyor gördüğünüz gibi. Bu kalkan işareti neredeyse hiç yok. Mesela az önce hiç yoktan birazcık arttı gördüğünüz gibi. Bu ne kadar artarsa o kadar vurulma ihtimaliniz düşüyor. Bu kesinlikle aklınızda bulunsun. Buna göre şey yapabilirsiniz. Cover alabilirsiniz. Mesela şu anda düşmanın beni en zor vurabileceği cover'dayım. Karşıdan gelen düşman beni en zor şekilde vurabilir. Ama mesela böyle bir tık geri gittim. Hatta direkt işaret yok oldu. Şöyle bir tık geri gidelim. Bakın kalkan yarım oldu. Tekrar fırlandı. Şu an neredeyse hiç yok. Sürekli değişiyor bu. Şu an neredeyse hiç yok demek ki bu. Biraz ileri gittim. Hatta biraz geri gelelim. Temel mantığı anladığınız yarım var. Düşman gene beni vurabilir. Ama ben buraya yapıştım. Fullendi. Düşman beni zorlukla vurabilir. En zor şekilde bu şekilde vurabilir. Aynı zamanda silahımı da değiştirdim. Bakın bu Argenti tüfeği gibi. Fuskina tüfeği bu elimdeki şu anda. Bunun da menzili Argenti gibidir. Ama bu Burst Fire üçlü atıyor. Dediğimiz gibi arkadaşlar her tüfeğin atışı, şeyi, her şeyi farklıdır. Bazı tüfekler çok seri sıkar. Bazı tüfekler böyle burst fire atabilir. Bu da aklınızda bulunsun. Tüm tüfekleri deneyerek size uygun tüfek hangisiymiş onu öğrenebilirsiniz. Cover sistemi bu şekilde. Şimdi size uygun silahı nasıl seçebilirsiniz arkadaşlar? Bir de silah mermisinin hangi silahın hangi mermiyi kullandığını nasıl öğrenebilirsiniz? Şu anda base'imize geldik. A ile base'imizin envanterini açtık. Base envanterini kullanmanın nasıl olduğunu öğrenmek istiyorsanız önceki videomu izleyebilirsiniz. Önceki videomda base envanterini ve haritanın nasıl kullanıldığını detaylı bir şekilde anlattım. Base'imizin envanterini açtık. Buradan bakıyoruz. Ahdi mesela bu silah Warden'ların ana silahıdır. Biz Ferro silahıyla oyunda spawn olurken onlar Ahdi silahıyla spawn olur. Bir şekilde buraya gelmiş. Her neyse. Fare üstüne getirdiğimizde en altta 8 mm yazıyor. Yani hangi mermiyi kullandığını bu şekilde görebilirsiniz silahların. Burada da 8 mm'miz var. Fare üstüne getirdiğinizde hepsinin ismi yazar. Mesela Argent silah 7.62 kullanıyor. 7.62 mermimiz de burada mevcut. Brassa shotgun silahımız Buckshot denilen mermi türünden kullanıyor. Bakıyoruz. Buckshot burada yok.
Leon Klav 9 mm. Bu 9 mm de SMG mermisidir. Hemen size SMG'nin kullanımını da göstereyim. Bizdeki Leon Klav SMG şöyledir ki arkadaşlar, iki mermimizi aldık. Hemen Leon Klav fıskine silahımızı içeri bırakalım. Leon Klav silahımız taramalı küçük SMG. Argenti'den benzer bir menzili vardır Argenti'ye, ama aslında Argenti'den biraz daha kısadır. Bu bildiğimiz normal taramalı SMG. Şöyle tarayıp göstereyim ben size. Sol üstte aynı zamanda şarjör kapasitesini de görebilirsiniz. Bir şarjörde kaç mermisi olduğunu. Ben bir şarjör boşalttım. Böyle yakın muharebe silahları, yani yakın muharebe için uygun bir silahtır Lion Club. Tavsiye edebilirim. Ama Argent'i kullansanız daha iyi. Hem yakından hem de şeyden daha etkilidir. Uzaktan daha etkilidir. Ana silahtır zaten. Şimdi geldik arkadaşlar süngü kullanıma. Süngü kullanmak için ilk öncelikle bir piyade tüfeğine ihtiyacımız var. Bu Argenti veya Fuskini olabilir. Mesela hemen solda envanterde Argentimiz varmış. Burada bir tane bayonetimiz varmış. Bayonet Buckhorn diye geçer. Kolonyalıların veya Wardenların farkı mı tam bilmiyorum. Hatırlamıyorum, şimdi mazur görün. Üstünde zaten bayonet yazar. Böyle bıçak şeklindedir. Bayoneti üstümüze aldık. Bu sağda da var gördüğünüz gibi. Üstümüze aldık. Bir tane de mermi alalım üstümüze. Bayoneti envanterimize takıyoruz hemen aşağı kısma. Burada da tüfeğimizi alıyoruz. Tüfeğimize reload atabiliriz veya reload atmadan takabiliriz bayoneti. Her türlü takabiliriz. Ama ben bir reloadlayayım. Ardından bayonetimi F tuşuyla takıyorum arkadaşlar. F tuşuyla bayonet ucuna taktık. Peki bu bayoneti nasıl kullanabiliriz? Bu bayoneti kullanmak çok basittir arkadaşlar. Gerçekten oyundaki en basit ve en eğlenceli şeylerden biri olabilir. Düşmana süngü hücumuna geçtiğinizde, düşmana doğru koşarken veya işte çatışırken falan sol tuşa basarak, eğim almadan sol tuşa basarak, bakın eğim almıyorum, sol tuşa basarak bayoneti saplıyorum. Koşarak saplayabilirim. Şimdi şöyle, düşmana bayoneti sapladıktan sonra karakter aslında bir duraksıyor. Ama şöyle bir bug çeşidinde bir şey var. Eğer sürekli W, A, D, A, D şeklinde bayoneti sokarsam ve mouse'u böyle hareket ettirebilirsem etrafta 2-3 kişiyle aynı anda tek atarak bayonetleyebilirim. Bayonet tek atar. Yani direkt soktuğunuz kişi ölür. Sol tıkla soktuğunuz kişi ölür. Buna dikkat edelim. Ve en çok dikkat etmemiz gereken konulardan biri, dost düşman fark etmiyor. Friendly Fire oyunda mevcut. Friendly Fire oyunda mevcut olduğu için kendi arkadaşımızı da şiş kebaba çevirebiliriz, şişleyebiliriz. Ona dikkat edelim o yüzden. Düşmana takmaya çalışalım bu süngüyü. Takım arkadaşımıza takmaya çalışmayalım. Normal şartlarda oyunda hepimiz birbirimizi görebiliyoruz. Yani karşıdaki düşman da olsa, dost da olsa o beni görebilir, ben onu görebilirim. Menzilimin dışını içerisindeyse. Ama meğerse burada bir ağaç var mesela. Ağacın karşısında düşman veya dost. Böyle saklanmış durumda. Düşman veya dost olabilir ağacın karşısında. Eğer ağaç varsa önümde, yani bir obje varsa birbirimizi göremeyiz. Dost veya düşman olabilir bu. Mesela şurada bir defans var. Defansa gidelim. Mesela defansın karşı tarafındaysa düşman veya dost, ben onu göremem. Böyle yanına gitmem gerekir görebilmem için. Şu an bir yanımda arkadaşım olmadığı için bunu size uygulamalı gösteremiyorum. Cephede veya arka hatta ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şimdi sol üstte stamina barını görüyorsunuz gençlik. Stamina barının hemen altı da şu anda bir tane şey işareti oluştu. Göz kapama işareti. Bu görünmüyorsun demek. Düşmana da dosta da. Eğer şu anda o işaret yok. Bu işaret nasıl çıktı? Ben buradaki çalıya girdim ve soldaki o işaret çıktı. Biraz daha yaklaştıralım. Eğiliyorum biraz. Böyle geliyorum. Bakın oyun içine böyle gözüküyorum ya. Düşmana veya dosta o soldaki işaret olduğu sürece gözükmem. Oyunda bazı çalılar vardır. Şu anda içinde olduğum gibi. Hareket ettiğiniz sürece gözükürsünüz. Ama sol üstte o stamina barının altında o işaret çıkınca gözükmezsiniz. Bazı çalılarda olmaz. Mesela şuradaki çalılarda olmaz bu. Bakın sol üstte hala gözüküyorum. Ama bu çalıdayken pusabilirsiniz. Pusarak farklı stratejiler kullanabilirsiniz. Düşman mesela partizanlık yapabilirsiniz. Düşman lojistik hatlarını kesebilirsiniz. Tara. Dolu bu. Birbirinizi vurmayın. Kapıya pusun indi. Arkadan çıktı. Evet.
Bomba olarak ben 5 çeşit bomba aldım bu tarafa. Oyunun ana bombaları. Bir tane de frag granit diye bir bombamız var. Ama o şu anda Warden'a özel bir bomba. Ve ben bulamadım etrafta. Bulsaydım onu da size gösterecektim. Şu bombastone dediğimiz bombaya eşdeğer bir bombadır. Piyade bombasıdır. Neyse, bombaları tanıtalım. Burada bir HE dediğimiz, HE Grenade yani Mammon dediğimiz bir bombamız var. Burada anti tank sticky bomb, sticky dediğimiz bir bombamız var. Burada bombaston, piyade bombamız, şarapnel bombası var. Greenish, gaz bombası var. Smoke, bu da sis bombası var. Bir de burada bir tane grenade launcher'ımız var. Bunun benzeri Warden'larda da var ama Warden versiyonu tüfeğe takılan bir bomba atar. Onu da bulamadığım için onu da gösteremeyeceğim. Şey gibi düşünün. Aynı bayonet gibi takıyorsunuz silahınıza. Aynı sünger gibi taktıktan sonra atışlıyorsunuz. Şimdi HE bombamıza başlayalım. Bu HE, Mammon dediğimiz bomba ağır patlayıcı bombasıdır. Genellikle defanslara atılır. Piyadeye nadiren atılır. Ama defanslara atması tercih edilir. Şöyle bir menzili var. İstediğiniz gibi atabiliyorsunuz. Böyle bir tane sallayalım. Nasıl gözü patladığını görün. Bomaston böyle patlar. Bomaston diyorum, pardon. Mamon yani HE bombası böyle patlar. Aynı zamanda bombayı baktığınız yöre doğru atmanız lazım. Mesela sağ bakarken bir anda sağ yapıp sağa doğru atarsanız sağa doğru gider. Her neyse, onu deneyerek göreceksiniz zaten. Antitank sticky bomb. Bu antitank zırhlı araçları etki eder. Zırhlı araç dışında hiçbir şey etki etmez. Bu gördüğünüz güzellik. Benim şahsen oyunda en sevdiğim bombalardan biri. Çok komik bir bombadır. Görünüş bakımından ve şey açısından, kullanım açısından. Çok kısa bir menzile sahip. Bu da yapışkan bir bomba. Mesela atıyorsunuz buraya, yapışıyor ve orada patlıyor bu şekilde küçük bir alanda. Zırhlı araçlar için tabii ki de tamamıyla. Bu maston piyade bombamız. Elimize alalım. Bu maston piyade bombasıdır tamamıyla. Bu çok büyük, yani menzili biraz uzun. Ve şöyle ki elinizde tuttuğunuz süre boyunca bombaları şöyle bir şekilde çalışıyor. Ben şimdi size göstereceğim, daha iyi anlayacaksınız. Bu şarapnel etkisindedir. Böyle büyük bir menzili kapsar attığınız yerde. Eğer bombaya sağ tuşuna basılı tutup sol tuşa basıp pimini çekip beklerseniz ve attığınızda elinizde ne kadar tutursanız o kadar süre içerisinde patlayacaktır. Gördüğünüz gibi aslında tam yere düşmeden biraz havada patladı. Bunu da aklımızda bulunduralım. Elimizle bombayı biraz tutup pimini çekip bir süre sonra atıp düşmana tam düştüğü gibi patlatabilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu Greenish. Bu savaş suçu. Evet, bayağı bildiğiniz savaş suçu bombası. Bunda pimini çekiyoruz. Atıyoruz. Bunun şöyle bir özelliği var. Biraz bekledikten sonra gördüğünüz gibi etrafa gaz saçıyor. Bu Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan hardal gazı diye geçiyor diye hatırlıyorum. Hardal gazı biçimi, bunun içine kalırsanız ölürsünüz çok hızlı bir şekilde. Bunun için gaz maskesi takmanız gerekiyor. Gaz maskesine de birazdan değineceğim. Bu da smoke bombası. Kullanımı yani sis bombası. Çok basit. Attık hemen yere. Bu şey olayında da bahsettiğimiz gibi sol üstte bakın görünmüyor işareti çıkıyor. Görünmüyoruz şu anda bu sisin içinde hiçbir şekilde. Birkaç saniye sonra tabii sis kayboluyor. Tekrar görünmeye başlıyoruz. Bu genellikle o Mamon'la saldırı yaparken falan kullanılabilen etkili bir sis bombası. Yani kullanmanızı tavsiye ederim. Stratejik olarak önemli bir bombadır. Aynı o çalıda saklanıyormuşuz gibi sol üstte az önce gördüğünüz gibi şey çıktı. Nasıl söyleyeyim size? Görünmezlik şeyi çıktı. Görünmüyorsun işareti çıktı. Şimdi Grenade Launcher'ın kullanımına geçelim. Şöyle Grenade Launcher birden fazla bomba atabiliyor. Yani şeylerdeki kolonyalardaki Grenade Launcher. Warden Grenade Launcher'ını tam olarak kullanmadığım için fazla bilmiyorum. O yüzden fazla tanıtamayacağım. Hemen şöyle uzaklaşalım base'imizden. Bir deneyelim. İlk başta Greenish ile başlayalım. R'ye basıyoruz. Greenish'i içine doldurdu. Yani gaz bombasını. Böyle uzak bir menzili vardır. Attım, fırlattım direkt. Bu köprü savaşlarında etkilidir. Onun haricinde arazi savaşlarında da çok etkilidir. Her türlü savaşta kullanabilirsiniz bunu. Gayet yararlı bir silah. Smoke. Aynı şekilde. Smoke da atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi menzili de çok uzun. Çok işlevli.
Bomaston. Bomaston atılamıyor diye hatırlıyordum. Evet, atılamıyormuş harbiden. Onun haricinde böyle tremola granit dediğimiz tamamıyla bu Lunaire, yani ismi tabi Lunaire diye geçen grenade launcher'ımıza özel bir bomba. Bu tremola dediğimiz. Bu da ağır patlayıcı. Aynı Mamon gibi, HE gibi. Bunu da attığımızda defanslara zarar veren bir bomba çeşidi. O tarz. Bu Maston. Tekrardan pimi çekme olayını göstermek istiyorum size. Eğer pimini çekip beklersek elimizde patlıyor. Buna da dikkat etmemiz lazım. Ve böyle bayılabiliyoruz. Bunu da bilmiş olalım. Ki ani aksaklıklar çıkmasın. Şimdi sizlere gaz maskesini kullanmayı göstermek istiyorum. Şimdi şöyle, gaz maskesi içi boş bir şekilde geliyor. Eğer base'den aynı zamanda base'inize girip sağ tarafta böyle gaz maskesi, gaz filtresi bulursanız ve cephede bolca gaz atılıyorsa almayı unutmayın. Aynı zamanda tank veya zırhlı araç sürerken de düşmana kaptırmamak için kullanmanızı öneririm. Şimdi şöyle ki, taba basıyoruz. Gaz maskesi ve gaz filtremiz var. Gaz maskemizi taktığımızda filtre otomatikman içine giriyor zaten. Görüyorsunuz, filtre %100. Şimdi şöyle bir tane gaz maskesine ne kadar o %100'lükten gidecek bir bakalım. Bir tane gaz bombasına, pardon, yanlış söyledim. Gaz attık. İçinde bekliyoruz. Maskemiz kafamızda takılı. 55 oldu. 40. Evet, 40 gidiyormuş. Demek ki bir filtre değil de en az 3-4, belki de 5 filtre almamız gerekiyor. Çünkü hızlı bitiyor. Bir keresi %60 şey götürüyor yani. Gaz maskesi kullanmaya dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi gelelim basit piyade istihkam ve yapılarına. Mesela kum torbası gibi. Oyunda kum torbaları ve benzer şeyler de mevcut. İlk başta kum torbasını kurmaya gösterelim. Bazen lojistikten arka hattımıza, karakollarımıza veya ön cephemize kum torbaları gelebiliyor. Kum torbamızı aldığımızda böyle gördüğünüz gibi sırtımızı yüklüyoruz. Kum torbasını kullanmak için de B tuşuna basıyoruz arkadaşlar. B tuşunda build kısmında ilk seçenekte. Burada sandbag olacak. Buradan sandbag'e tıklayarak sol tıkla beraber kendi artık hayal gücünüze kalmış bir şekilde kum torbalarını aynen bu şekilde yapıyorsunuz. B ile sol tıka bastım. Blueprint'ini oluşturdum. Ve sol tıkla tekrardan sandbag'i içine koydum. Ben tabi tırağın içine iki tane daha sandbag koydum. Bu şekilde sandbag'imiz tamamlanıyor. Ama şunu unutmayalım. Sandbag'ler şu kadar kolay bir şekilde yıkılıyor. Aklınızda bulunsun. De görebilirsiniz, böyle barbed wire dediğimiz farklı teller var. Bunları alıyoruz arkadaşlar. Bununla aynı kum torbası gibi sırtımıza çekiyoruz. B'ye basıyoruz. Burada barbed wire fence ve şey olacak. Aynen, barbed wire. Bu barbed wire nedir arkadaşlar? Bunu böyle alıyorsun, çekiyorsun. Tekrar bunu da koyalım şey gibi. İki tane daha istiyor benden. Hemen koyalım. Bu dikenli tel. Çok basit. Piyade bundan geçemiyor. Bu size hasar vermez ama böyle geçememenizi sağlar. Çok sinir bozucu. Peki bundan nasıl kurtuluruz? Şöyle kurtuluyoruz arkadaşlar bundan. Geliyoruz buraya. Bir tane wrench buluyoruz. Karakolda yoktu. Ben de bir yerden wrench buldum. Farklı bir karakoldan. Wrench'i böyle alıp bu barbed wire'a, dikenli telimize geldikten sonra eğilip sol tuşa basıyoruz. Ve bu dikenli telimizi çözüyoruz. Bundan kurtulmanın yolu budur. Onun haricinde barbed wire ile yapabildiğimiz diğer şu barbed wire fence. Ama ben bunu yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü bunu galiba wrench ile çözemiyoruz. Veya çözebiliyorsak da şimdi o riske girmek istemiyorum. Çünkü şu anda klanımızın üstündeyiz. Yani bir şeyleri bozmak istemem. O yüzden şimdilik yapmayacağım onu. Ama wrench ile çözebiliyoruz diye hatırlıyorum onu da. Öyle söyleyeyim. Onun haricinde metal beam var. Metal beam'i de hemen size göstereyim böyle. Metal Beam'le yapabileceğimiz tek bir şey var arkadaşlar. O da Tank Trap. Tank Trap 3 tane istiyor. Bir tane koyalım hemen. İkinci Metal Beam'imizi alalım. Onu da koyalım. Üçüncüsünü alalım. Onu da koyalım. Bunun da kullanımı çok basit. Bu tank geçirmiyor.
piyade üstüne falan çıkabiliyordu galiba önceden. Evet, onu engellemişler yeni oyuna gelen mekanikle beraber. Piyade de fazla yaklaşamıyor buna. Ama tank da üstüne çıkamıyor. Bunun esas amacı bu. Normalde askeri terimde zaten tank trap diye geçer. Ama tanka da hasar vermiyor. Sadece tankın geçmesini engelliyor. Bu da tekrardan aynı şekilde İngiliz anahtarıyla açılabiliyor. Sökülebiliyor. Bu arada wrench ile beraber iş yapamıyoruz. Bu çözdüğümüz şeyler yere düşmüyor yani. Kalıcı olarak gidiyor arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Wrench çok kullanımlı bir alet. Şöyle göstereyim. Şey de yapabiliyorsunuz yani. Mesela normalde benim üstüme kilitli araba. Aracın kilidini bile kırabiliyorsunuz. Düşmanın veya kendi aracınız da olabilir. Kilidini kırıp şey yapabiliyorsunuz. Kendiniz alıp kullanabiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. İngiliz anahtarını da bu vesileyle tanıtmış olduk wrench'imizi. Tripod silahlarını kullanmayı göstereceğim. İlk başta bir tripod alalım. Tripodlar böyle cephelerde bulunabilen veya arka üretip getirebildiğiniz aletler. Tripod silahları çok basittir arkadaşlar. Tripod silahlarının aynı zamanda çeşitleri vardır. Çeşitleri ağır patlayıcı ve makineli tüfek gibi farklı çeşitleri vardır. Şu an benim elimde makineli tüfek var. Makineli tüfeği göstereceğim. Tripodumuzu sırtımıza aldık. B tuşuna basıyoruz. Ve yakın, bize yakın olmak zorunda. Bakın uzaklaştırma too far to deploy diyor. Yani yerleştirmek için çok uzak diyor. Yakınımıza bir yere yerleştiriyoruz. Düz bir alana. Tripodumuz yerleşti. Şimdi burada bir lamentum makineli tüfeğimiz var. Bu bir tripod silahıdır. Üstüne yazar zaten. Mounted machine gun. Yani yerleştirilebilir machine gun. Bunu sırtımıza alıyoruz. Sırtımıza aldık. B'ye basıyoruz. Tekrar yakınlaşmamız lazım. Ve kuruyoruz. Bu silahın kullandığı mermi 12.7'dir. Bazı ağır patlayıcı atanlar var. 30 milim dediğimiz Daukas, ISG gun diye geçer. O tarz silahlar var. Tabii o şu an burada yok. O yüzden size gösteremiyorum maalesef. O da aynı şekilde tripoda kuruluyor. Tripod silahımızı geçtik. Reload'umuzu atalım. Sol üstte gördüğünüz gibi 200 şarjörün kapasitemiz var. Bunlar cephede kullanılabilen en ağır makinalı tüfekler diyebilirim ben size. Yani şöyle uzun tarama şeyiyle beraber çok amaçlı kullanılabilir. Bunu dağıtmak için de tekrardan E'ye basıyoruz. Pack up diyoruz. Ve dağıtıyoruz. Mesela cephe ilerledi. Tekrardan hemen şunu kenara koyalım. Ah, yanlışlıkla içeri attım. Neyse, önemli değil. Siz ana mantığı anladınız. Alıyoruz tripodu, tekrar ilerliyoruz. Tekrar kuruyoruz. Tekrar devam ediyoruz. Ana mantık her zaman aynı tripodlarda. Bir başka tripod şeyine geçeceğim. Bir başka tripod kullanımı. Tripodun bir başka kullanım alanlarından biri de ajancılıktır. Bu nasıl bir ajancılık? Hemen tripodu alalım, gösterelim size. Mesela düşman gözetleme kulesine 80 metre yakındasınız. 80 metre mesela şu gördüğümüz fare üstüne getirdim safe house'u size. Safe house'u düşman gözetleme kulesi olarak görelim, düşünelim. B'ye bastık. Tripodumuzu düşman gözetleme kulesine doğru kuruyoruz. Düşman gözetleme kulesine doğru kurduk. Hemen geri gidiyorum. Burada listenin kitim var. Ana şey bu. Ana malzeme bu. Listenin kitimi çekiyorum hemen. Listenin kitini çektikten sonra tripodun üstüne koyuyorum. Bu ne işe yarıyor? Bu bayağı casusluk makinesi. Listenin kit dinleme cihazı. Bakın sesi geldi zaten. Sesinden anladınız. Bunun amacı, eğer burada düşman gözetleme kulesi varsa bu çap içerisinde, gözetleme kulesinin çapı içerisindeki tüm düşman defanslarını ve bizim kendi defanslarımızı görüyoruz. Yani düşman gözetleme kulesini bizim gözetleme kulemiz olarak kullanıyor. Bunun ana amacı budur. Bu çok önemlidir. Bunu unutmayalım. Bunu kullanabildiğimiz her yerde kullanalım. Cephede dahil. Sizlere mayınlardan bahsedeceğim. Mayınlar şöyle ki, bazı cephelerde olabilir. Cephelerde yoksa siz arkadan üretip getirebilirsiniz. Mayınımızı alıyoruz. Mayının çeşidi yoktur. Sadece bir adet mayın vardır. Bu mayın da ne işe yarar? Tabii ki de piyade işe yaramaz. Anti-tanka işe yarar. Mayını da
Sol tuşa basarak koyuyoruz arkadaşlar yere. Bir süre deploy diyor. Ve mayınımızı koyuyoruz. Mayın eğer bakın bazı yeşilliklerden arada bir yeşil parlıyor görüyorsunuz değil mi? Heh, şöyle mesela gözükmediği yerden yeşil bir şekilde parlıyor. Şu an görüyorsunuz. Bu kırmızı parlıyorsa bu mayını düşman koymuştur. Ama böyle çimen gibi veya önünde bir şey varsa bu tarz yeşil parlamalara sebep oluyor. Eğer bu kırmızı parlıyorsa bunu düşman koymuştur. Şunu asla unutmayın. Asla ama asla yeni oyuncuların çok yaptığı bir hata. Yeşil deyip bizim mayınımız deyip zırhlı aracı üstüne sürüyorlar patlamaz diye. Hayır. Hem düşmanın mayınına hem de kendi mayınınıza patlıyorsunuz. Ve zırhlı araçlar patlıyor. Mesela trak. Mesela şu trakla mayının üstünden geçersek patlamaz. Piyade olarak geçersek patlamaz. Ama bir zırhlı araçla geçelim kesinlikle patlar. Ve zırhlı araç bizim zırhlı aracımız olmalı. Bunu unutmayalım. Düşmanın zırhlı aracı veya. Onun için koyulur mayınlar. Ve mayınlar gene ön bahsettiğimiz gibi wrench ile kolayca çözülüyor. Ama çözdüğünüzde mayın envanterinize gelmez. Direkt yok olur. Aklınızda bulunsun. Bakın mayınımı çözdüm. Envanterime de gelmedi. Yok oldu. Şimdi sizlere kamuflajlardan yani üniformalardan bahsedeceğim. İlk başta Valiant Flag Vest. Tabii bunların benzerleri Warden'da da var. Birebir aynıları. Warden'larınki biraz daha farklı. Şimdi şöyle kamuflajları gösteririm. Valiant Flag Vest. Bu şey arkadaşlar. Nasıl söyleyeyim? Çelik kelek gibi düşünün. Eğer bunu makinalı tüfek falan kullanıyorsanız onda daha rahat kullanabilirsiniz. Bu bayağı bildiğiniz çelik kelek. Aldığınız damage'i azaltıyor. Ama slotunuz azalıyor. Böyle backpack slotunuz daha az. 3 slotluk. Bir de mermiler falan biraz daha farklı. İşte bunlar stacklenmiyor. Öyle söyleyeyim size. İkinci kamuflajımız Fabry Rockstack. Bu üstüne de yazıyor zaten ne işe yaradıkları. Colonial Engineer Uniform. Bu üniformamıza sadece sırt çantası ekliyor. Bu lojistikçiler için, lojistikçilerin kullandığı bir şeyler kazarken lojistikte, malzeme toplarken falan çantanıza daha fazla alabiliyorsunuz. Çantanızın slotunu arttırıyor. Aynı zamanda mesela refined material veya basic material materyal eşyalarından daha fazla alabiliyorsunuz. Bu işe yarıyor. Burada bir grenadier şeyimiz var. Grenadier üniformamız. Yani bombacı üniformamız. Bunu alıyoruz. Bayağı böyle sırtımızda şey oluyor gördüğünüz gibi mermi falan oluyor. Bu bombacı üniforması arkadaşlar. Bomba stoklamanıza yarıyor. Daha fazla üstünüze bomba almanıza yarıyor. Mesela böyle iki tane greenish alalım gösterelim size. Mesela greenish aynı şeye stoklandı gördünüz mü? İki tanesini aynı şeyde oldu mesela. Bu normal şartlar altında olmuyor. Bu şekilde bombacı mülayimlik yapabilirsiniz cephede. Gayet eğlencelidir. Ama tabi cephelerde az olduğu için fazla bulamayabilirsiniz. Burada klasik bir medic üniformamız var. Klasik. Tipini gösterelim şöyle size. Tipi gördüğünüz gibi kafamızda bir tane medic kasketimiz var. Sırtımızda bir tane sedyemiz var. Odundan. Böyle sağda solda işte cep kısımlarında farklı farklı bir tür. Bu bildiğiniz üzere böyle blood plazma üstümüze steklenmesine yarıyor. İşte 2-3 tane alabiliyoruz. Normalde alamıyoruz. Burada bir officer üniformamız var. Yani subay kıyafetimiz. Subay üniformamız. Bu sadece gösteriş için. Bakın. Hatta üstümü değiştirince hemen stek bozuldu. Bu sadece gösteriş için. Gayet havalı, şık bir subay tipi. Cephede işte roleplay yaparken falan. Her türlü güzel gözüken, işimize yarayan bir kıyafet. Yani normalde oyun şartları altında aslında bir boka yaramıyor. Burada oyunda bildiğiniz üzere kar fırtınaları ve yağmur fırtınaları olabiliyor veya yağmur yağabiliyor. Onlar için tasarlanmış bir kamuflaj. Bu yağmurda oyunda yağmur yağdığı müddetçe ıslanıyorsunuz ve çamura batıyorsunuz ve çok daha yavaş yürüyorsunuz. Bu tabda sağ üstteki ağırlık kısmı artıyor. Bunu engelliyor bu. Yani minimuma düşürüyor öyle söyleyeyim. Tam olarak engellemiyor. Bu yağmurluk
direkt Legendary Outcode Reuniform diye geçiyor. Colonial Reuniform. Burada da bir tane Heavy Top Coat'umuz var. Bu da kış. Bu da kışlık üniformamız. Hemen şöyle kışlığı da giyelim. Kışlığı da giydik. Kışlık da bu şekilde gözüküyor. Bu da kışın aynı şekilde donarak ölmenizi engelliyor. Yani bunu minimuma düşürüyor. Tabii ki de imkansız hale getirmiyor. Bunu kışın donarak ölmenizi engelliyor. Ve yani ısınmanızı bir müddetçe sağlıyor. Kış kıyafetleri. Bu Degenerate Fat 3. Bu normal doğduğumuzda sahip olduğumuz kamuflaj. Ve burada en önemlisi Tank Mask Coveralls var. Yani tankçı kıyafetimiz. Tankçı kıyafetini de giyelim. Evet, oyunda biraz ping var. Tankçı kıyafetimizi de giydik. Tankçı kıyafetimiz de bu şekilde arkadaşlar. Bunun amacı, tankçı kıyafetinin amacı, üstümüze daha fazla tank tamir edebileceğimiz materyal depolayabiliyoruz. Gaz maskesi, şu anda filtresi yok. Üstümüze daha fazla filtre stekleniyor. Yani mesela filtreler 1, 2, 3 diye steklenirken bununla beraber bir tane slota 2 tane gaz filtresi alabiliyoruz. Ve ağırlığımız düşüyor. Tankçılar için, yani tanka bu kıyafet olmadan binmeyin derim ben size. Bu çok önemli bir kıyafet. Kamuflajlar bu kadar. Sizlere flamethrower, yani alev makinesi kullanımını göstereceğim. Şöyle üstümüzü alıyoruz. Bu Molten Wind, Colonial'ların alev silahı tüpü. Bu da borusu alev silahının. Alev silahını çok basit arkadaşlar. Acayip basit. Ama menzili çok kısa. O yüzden birazcık da çöp bir alet. Özel bir operasyon olmadan kullanılması fazla uygun görmüyorum. Yani özel bir şekilde arkadaşlarınızla beraber organize bir şekilde operasyon yapmazsanız bunu kullanmanızı fazla önermiyorum. Şimdi alan menzilini göstereyim. Alev silahını üstümüze taktık. Sırtımızda böyle gözüküyor. Bunu da elimize aldık. Artık çekebiliriz. Alev silahımız hazır. Kimse bizi tutamaz. Şöyle silah kullanımını ben size göstereyim. Böyle çalışıyor arkadaşlar. Şimdi düşmanın üstüne bir denemeye çalışalım. Büyük ihtimalle başarısız olacağız. Aha, düşmanı gördüm. De şurada. Evet, vuruldum. Yani yaklaşamadan bile öldüm. Şimdilik piyade rehberimizin sonuna geliyoruz. Piyade hakkında anlatmadığım bir şey var. İkinci, zaten medik ile alakalı bir şeyler anlatmadım. Medi'yi de bir önceki videoda anlatmıştım. O yüzden anlatmak istemedim. Medik nasıl olunur, medik nasıl kullanılır falan bilmiyor iseniz ona şeyden bakabilirsiniz. Bir önceki videodan bakabilirsiniz. Aynı zamanda dürbün kullanımı ve radyo kullanımına da bir önceki videodan bakabilirsiniz. Onun haricinde anlatmadığım sadece bir adet şey kaldı. O da çok üst düzey piyade nasıl oynanır. Onu da ayrı bir videoda, küçük bir videoda, böyle 5 dakikalık bir videoda hemen kısacık anlatmayı düşünüyorum. O da zaten büyük ihtimalle yarın öbürsü gün falan yüklenmiş olur. Her neyse. Umarım bir şeyler anlamışsınızdır, bir şeyler kapmışsınızdır ve oyunu seversiniz, bırakmazsınız. Unutmayın, bu oyun bol bol öleceğiniz bir oyun. Yorulmadan, sıkılmadan anlamaya çalışın lütfen ki bu oyundan keyif alasınız. Bu oyunun zaten, bu oyunu güzel yapan şeylerden biri de bu. Öğrenme aşamasındaki eğlencesi, öğrendikten sonrasında da daha çok zevk almanız. İzlediğiniz için teşekkürler. Fazla söyleyecek bir laf kalmadı. Görüşürüz.